Crystal Bridges Amerikan Sanat Tarihi Müzesi'nin galerilerindeyiz. Karşımızda James Woodridge'in bir tablosu var. Tablonun adı Virginia Yerlileri. Tablodaki yerliler Algonquin Kızılderilileri. Virginia olarak adlandırılan yerse aslında bugün Kuzey Carolina olarak bildiğimiz eyaletin kıyı kesimleri. Tablo Conway Kontu için yapılmış. Kontun büyük babası 1609'da Virginia şirketinin ortaklarından biriymiş. Bu tabloda gördüğümüz insanları ve mekanları üçüncü nesle ait olarak değerlendirebiliriz. Bu tablonun 16. yüzyılın son dönemlerinde meşhur olan bir baskı serisinden esinlendiğini biliyoruz. Bu baskılar da John White'a ait, oldukça detaylı bir dizi sulu boya resme dayanıyor. John White'ın bu bir dizi sulu boya resmi, 1585'te bu bölgeye yaptığı gezileri yansıtıyor. Bu gezinin ortaya çıkış sebebi ise şu. Kraliçe Elizabeth, Sir Walter Raleigh'e Amerika'da henüz el konulmamış toprakları gezmesi ve buradan altın ve gümüş getirmesi için seyahat izni veriyor. White da bu gezide haritacı ve doğa bilimci olarak görev alıyor. Bunun yanında White, kayıp koloni olarak bildiğimiz Roanoke kolonisinin de ilk valisi. Bu tablonun esinlendiği baskıları ve baskıların baz aldığı sulu boya resimleri aslında bir belgeleme girişimi olarak değerlendirebiliriz. Günümüz tarihçilerinin hala herhangi bir konuda kanıt elde edebilmek için bunun gibi tablo ve görselleri incelediklerini biliyor muydunuz? Görsellerin ve tabloların Avrupa toplumuna ait ürünler olduğunu da eklememiz gerekiyor. Ayrıca gözlemlenen öğelerle bu öğelerin nasıl resmedileceklerine ait kurallar arasındaki çapraşık ilişkileri nasıl çözebileceğimizden emin değilim. Bahsettiğimiz kurallar, portre kuralları ve Avrupa'nın estetik anlayışına dair kurallar. Gerçek insanlara ait resimlere ya da belgelere uygulanmışlar. Örnek olarak tablodaki figürlerden birini inceleyebiliriz. Tablonun ön kısmında ayakta duran figüre odaklanalım. Burada kontrapost olarak bilinen duruşu görüyoruz. Bu klasik Yunan ve Roma eserlerinde sıklıkla kullanılan duruşlardan biri. Avrupalı izleyicilerin aşina olduğu ağırlığın bir bacağı verilmesiyle elde edilen bu duruşun tabloda kullanılması izleyicinin eserle ilişki kurabilmesini ve eseri kolay bir şekilde inceleyebilmesini sağlıyor tablodaki figürlerin kıyafetlerine, kullandıkları süs eşyalarına bakacak olursak, tablonun belgeleme amaçlı olduğunu görebiliriz. Duruşlarsa tamamen Avrupa kökenli görünüyor. Burada gördüğümüz şey egzotik, bize yabancı olan bir şeyle her gün karşımıza çıkan tanıdık şeylerin bir karışımı. Bu estetik amaçlı da bu şekilde yansıtılmış olabilir. Ekonomik sebeplerle de olabilir. Sebebi ne olursa olsun ortak amaç dünyanın bu bölgelerini tanıdık hale getirmek. Tabloda yerleşim alanları görüyoruz. Bunun yanında tarıma dair izler, bildiğimiz dinlere ait olmasa da dini törenleri andıran öğeler de var. Bunlar sayesinde kendi kültürümüzle tanımadığımız bu kültür arasında bağlantılar kurabiliyoruz. Bu bağlantılar ya da tablodaki öğelere dayanarak, mesela balıklara ve ekinlere bakarak, bolluk ve bereket taşan bir yer olduğu sonucunu çıkarabiliriz, buradan hareketle de bu coğrafya ile ticaret yapılabileceği fikrine varabiliriz. Tüm bunlar korkutucu olabilecek bir şeyin korkutucu olmaktan çıkıp insanlarda merak uyandırmasını sağlıyor. Son olarak neredeyse 200 yıl boyunca Avrupalıların yeni dünyanın neye benzediğine ve orada kimlerin yaşadığına dair hayal güçlerinin bu tablolarla beslendiğini de belirtmek isterim.